Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet kanalıma abone olmak da ücretsizdir arkadaşlar. 22 numara tığımın numarası ve tülbentimle birebir aynı renkte olan 131 numara altın başak ipim Evet şöyle reyyan marka tek renk tülbentim şimdi modelimizin modelimize bakalım daha doğrusu şöyle modelin bu şekilde tek sıra ve tek renk bakın bir renkle tüm oyanın tamamını bu şekilde Yapabilirsiniz. Evet, bu zemini, bu daha önce sizlere Tunus işinde anlatmıştım. Şimdi de bu şekilde arkadaşlar bakın papatya yaprakları koydum üzerine bu şekilde çok güzel bir model hazırladım. Evet şöyle bir de sallantılı haline bakalım modelimizin. Evet modelim bu şekilde. Şöyle yakın planda göstereyim. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. İlk başlarken tığ battının içine sıkı ile ile sabitleyerek başladık. Şimdi arkayı unutalım. ilk başlar gibi başlıyoruz. Tığ battımın üzerine bir tane zincir çektim ve ipimi uzattım buraya orta boy bir örümcek yapıyorum bakın bu şekilde şöyle orta büyüklükte örümcek ve tığımın üzerine 3 defa doladım 1 2 3 ve 4. tığ battımın içine giriyorum şöyle 2 sıkı sıkı bakın arada hiç boşluk bırakmadan sıkı sıkı bu şekilde trabzan yapıyorum 1 2 3 4, 5, 6. Trabzandan sonra 6 tane zincir çekip yine 3 defa doladım. Aynı tığ battığının içine yine bir tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle 2, 2 ve 2 ve 2. Bu şekilde aynı büyüklükte bir trabzan daha yaptım. 5 tane zincir ters tarafına şöyle çevirdim bakın yuvanın içine girip sık iğne ile 5 zinciri buraya sabitledim. Yine 5 zincir aynı yuvamızın içine girip şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincir buraya trabzanın tepe noktasına sık iğne ile sabitleyip 3 tane zincir çekiyorum. Bakın yuvamızın içine bu şekilde 3 tane yuva yaptık. 3 zincirli döndüm. Ve bu yuvalara papatya yaprağı yapacağım. 3 zincirin üzerine tığım 2 defa doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2 defa alıp trabzan yaptım. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 şöyle 2 alarak trabzan yaptım iki defa tığ doluyorum. 3 seferde alacağım. Yine 2 2 4 oldu. iki defa doluyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 5 tane trabzan oldu. 6. trabzanımı 3 zincir çekip hemen yuvada kapatıyorum bu şekilde. 2. yuvaya da sık iğne ile geçişimi yaptım bakın. İlk yaprağımı bu şekilde hazırladım. Diğer yuvalara da aynı şekilde yapraklar yapacağız. 3 zincir. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 2 2 ve 2. 2 defa tığı doluyorum. 2 2 ve 2. 3 zincir. Yuvadan girdim, kapattım. Evet, ikinci yaprağımız da hazır. 3. yuvaya sık iğne ile sabitledim. 3 tane zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2. 2 ve 2. 2 2 ve 2. 4 ve iki defa tığ doladım. 2 2 ve 2. Bakın 5 trabzan olunca hemen 3 tane zinciri çekip 6. trabzan olarak yuvada kapatıyorum ve bu şekilde bakın 3 tane yaprağı yapıp yine orta boy bir örümcek yaparak kapatacağız. Yine dördüncü tığ battıya sayalım. 1, 2, 3 ve 4. bu şekilde şöyle bir yaptığınız işimize bakalım arkadaşlar. Evet, bakın yapılışı da kolay. Kalıp gibi de oluyor. Şimdi bir tane daha yapalım. Yine bir zincirimi çekiyorum ve ipimi uzattım. Bakın bu şekilde bir örümcek yapıyorum. 1 2 3 defa tığımı doladım. 4. tığ battığın içine giriyorum. Şöyle 2 2 2 2 4 seferde buraya bir trabzan yaptım. 6 tane zincir yapıyorum. 1 2 ve 3 aynı tığ battıya girip şöyle 2 2 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım bakın ortadaki V şeklinde volümlü bir yuva 5 zincir çekiyorum şöyle 1 2 3 4 ve 5 döndüm yuvanın içine giriyorum sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir yuvanın içine girdim sık iğne ile sabitledim 5 zincir ve trabzanın tepe noktasına girip bu şekilde yuvalar bakın 3 tane yuva hazırlayıp 3 zincirle şöyle düz yüzüne döndüm 3 zincir çekiyorum ki oval bir kenarı olsun 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 2 2 ve 2. 4 5 2 2 ve 2. Evet, kenardaki 3 zincirle beraber 5 oldu. Hemen 3 zincirimi çekip şöyle aynı tığ battıya kapattım. Sıradaki yuvamın içine sık iğne ile geçişimi yaptım. 1 2 3 zincir. 2 defa tığımı doladım ve şöyle 2 2 ve 2. 2 defa tığı dolayıp 2 2 ve 2. Toplamda 5 tane yapıyoruz. Şöyle 2 ve 2. 2 defa tığ doladım. Yuvaya girdim. 5 olunca hemen 3 zincir sık iğne ile yuvada girip saat diyorum. 3. yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim. 3 zincir 2 defa doladım 2 şöyle 2 ve 2 yuvanın içine yine 5 tane üçer seferde aldığımız trabzanlar yapacağız şöyle iki doluyorum ki arkadaşlar trabzanlar bakın bu şekilde şöyle gözüküyor güzel kalın bu bir trabzanımız oluyor Evet 2 2 ve 2 hemen 3 zincir yine sonuncu yaprağımızı da yaptık hemen bir zincir şöyle bakın ipimi bu boyutta uzatıp orta boy ipimi uzatıp bunu dördüncü şöyle 1 2 3 dördüncü tığ battı ya kapattım şöyle sökülmesin diye 3 zincir çekelim Evet şöyle yapmış olduğum modelim bu bu iki tanesini sizlerle yaptık yavaş yavaş da anlatmaya çalıştım İnşallah arkadaşlar şöyle işinize yarayan net güzel bir çekim olmuştur sanırsam şöyle tülbentimin de üzerinde bir göstereyim çok hoş zarif bazı modelleri e, güzelliğini kameraya yansıtamıyoruz diyoruz ya onlardan bir tanesi de bu arkadaşlar şöyle zarifliği kameraya yansımadığını düşünüyorum şu ışık açısından Maşallah Ankara iki gün bir e, açtı bahar gibi kombileri kapattık geri bugün yine kapalı ama inşallah şöyle net bir çekim olmuştur ışıkları açtım çünkü işinize yarayan güzel bir çekim olmuştur. Şöyle net bir çekim olmuştur. Evet. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Şöyle bir de ışığı yakayım. Flaş açayım. Gidelim bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Hoşçakalın.